serin içinde belediye konağı. Pencerede bir güzel kan damlıyor yanağı, kan damlıyor yanağı. Dedim güzel adın ne? Dedi adım Hatice. Kız Hatice, Hatice, ne olacak netice? Al bohçanı yola gel, gidelim gündüz gece. İncisi, ilçeler birincisi, aklımı baştan aldı Serikli'nin sevgisi, Serikli'nin sevgisi. Evet de Allah kerim, ben bir vatanperverim. Yalnız bir tek şartım var, 9 çocuk isterim. Büyüsün askerlerim, yurda kurban eylerim. Ben dost bölgesinde yalnız seni severim. Param pulum yok ama yarına Allah kerim, yarına Allah kerim. Anana ana derim, babana baba derim. Askerliğimi yaptım, seni candan severim. Başkandan iş isterim, Vali Bey'e söylerim. Kız Hatice, Hatice, al yanağın delince. Karlı dağlar yolunu, can cananı serince. Özlem söylerim özlem, dönmem verdiğim sözden. Bize serik giderler, düşmanlar korksun bize. Bize serik giderler. En içten duygularımla selamlıyorum. Şükür kavuşturana diyorum. Beşik'teki bebeğin, savaştaki gazinin, her karış toprağında şüheda fışkıran güzel vatanımın yiğit insanları. Yunus Emre'de mavera hummasını, Hacı Bektaşi Veli'de insan sevgisini, Mevlana'da derinlik ve olgunluğu, Mimar Sinan'da sanat aşkını, Karacaoğlan'da güzele tutkunluğun hazını yaşayan, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Avşar'ı, Boşnağı, Alevi, Sünnüsü, Yörü'yle aynı bayrak altında yaşayan değerli Türk insanı. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bir programın daha başındayız. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Buyurun Nurgül Hanım. Teşekkür ederim babacığım. Sevgili gönül dostları, sevgili Türkü Pınarı izleyicileri, hepinize tekrar merhaba. Bizler sizler için yine buradayız. Ihlamurumuzu aldık. Siz de çayınızı demlediniz sanıyorum, görüyorum buradan.
Afiyet olsun diyorum. Bizden ayrılmayın. Vatan TV'de kalın. Güzel bir programın başlangıcındayız. İyi eğlenceler. Gerisi teferruat şiiriyle bir açış yapalım bakalım. Evet, bir şiirle başlayalım. Daha sonra eğlencemize devam edelim. Gerisi teferruat. Dinle beni güzel evlat. Bil hatanı, gerisi boş. Tüm vatansızlara inat. Sev vatanı, gerisi boş. Haram lokma elin olsun. Soğan ekmek balın olsun. İlim bilim yolun olsun. Hakkı tanı, gerisi boş. Sakın hayan gelip yatma. Hainlere alkış tutma. Ecdadını hiç unutma. Bil atanı, gerisi boş. Halis iman sevdegahı, kalmaz hiç kimsenin ahı. La mekan şehrinin şahı, gör sultanı, gerisi boş. Güneşi sıvamaz balçık, değerlerine sahip çık. Şahballıyım, yolun açık, bas butonu, gerisi boş. Gerisi boş. Yüreğine çünkü, sağlık babacığım. Sağ olasın. Şimdi tilki bakmış ki duvarda but var. Butu yiyecek, yanda bombayı görüyor. Butun yanda bombayı görünce şöyle 100 metre geriye çekiliyor. Bekliyor. Beklemeye başlıyor. Aslanla kurt geliyor. Ne yapıyorsun lan tilki diyor. Ne yapayım diyor. Şu etin güzelliğine baksana yiyemiyorum ya diyor. Diyor ki peki niye yiyemiyorsun tilki kardeş? Sebep ne diyor. Ya orucum diyor, oruç. Kurtla arslan diyor ki ya biz oruç değilik yiyebilir miyiz? Tilki afiyet olsun diyor. Kurtla aslan ete saldırıyor. Eti yerken bomba patlıyor tabii. Biri sola düşmüş, biri sağa düşmüş kurtla aslan. Can çekişiyorlar. Tilki gitmiş, eti yemeye başlamış. Hafif kurt kafasını kaldırmış, demiş ki ulan şerefsiz. Hani sen oruçtun, top patladı oruç açtın demiş. Şimdi, evet, babamın rüyası diye bir eser okumak istiyorum. Bu hafta sizlere onunla açmak istiyorum. Babamın rüyası gelsin bakalım kardeşim. Keyifli kardeşe. Seyirler. Evet. Babamı sorarsan
babamın yürümesi benzer küheylanlara. Kendisini adamış ilim bilim sanata. Dillere destan oldu iki gönül sevdası. Anam mübarek kadın, 15 çocuk anası. Çoğaldıkça el olduk. Şimdi çok istek alan bir eser var sırada. Onu evet. Şey yapacağız, okuyacağız. Başka çaremiz de yok diyorum. Evet, çok istek alan eserlerimizi araya böyle serpiştireceğiz. Evet. Şimdi anneye sormuşlar. Evlatların hangisini çok seviyorsun demişler. Anne demiş ki iyileşene kadar hasta olanı çok seviyorum. Eve gelene kadar dışarıda olanı çok seviyorum demiş. Büyüyene kadar da küçük olanı çok seviyorum. Ölene kadar da hepsini seviyorum demiş. Evet. Onun için tabii anne yüreği bir başkadır. Aynen öyle. Analarımızın ellerinden öpüyorum. Ana olsun yeter. Yaşı benden küçük de olsa bütün anaların ellerinden öpüyorum. Ve Nurgül Hanım'dan O Benim Annem türküsünü... Evet, annelerinizi üzmeyin, annelerinizi evet. unutmayın, annelerinize sahip çıkın diyorum ben de. Sahip çıkın ve türkümüz size gelsin. Ateşe yanar, oy benim annem.
Analarımız, nasıl yazmışsın babuş? Analarımız, babuşum. Analarımız, canlarımız. Ay. Allah şu özellikle elektrik faturalarına ödeme gücü versin analarımıza. O babalarımıza, analarımıza, evet. Sıkıntılar içerisinde olan herkesi buradan saygıyla selamlıyorum. İnşallah her yokuşun bir inişi olur mutlaka. İnşallah karlar, buzlar, buzlar erir. Yarın düzlüğe çıkarız inşallah. Dua ediyorum. Başka da elimizden bir şey gelmiyor. Çünkü bu işlerle uğraşanlar uğraşıyor zaten. Yöneticiler uğraşıyor, muhalefet liderleri uğraşıyor. Herkes birbiriyle bu işlere çözüm üretmeye çalışıyorlar. Evet. Biz buradan bir şey söyleyemiyoruz. Söylesek de zaten bizi dinleyen kim ki? Canları sağ olsun. Bizi vatandaşımız, milletimiz dinlesin. Bizim yüreğimizdedir bütün Türk milleti. Bunu bilsinler yeter. Cenab-ı Allah Türk milletini bütün kötülüklerden korusun ve yüceltsin diyorum. Ya kardeşlerim düşünsene. Bir adam var. Sıkıldığında, canı sıkıldığında, üzüldüğünde hep seni arıyor. Bir adam var. Uzakta da olsa sesiyle, nefesiyle, telefonuyla sana imkan veriyor. Senin saçlarını okşuyor, güç veriyor, kuvvet veriyor sana. Onun sesini duymak sana çok iyi geliyor yani. Düşünsene böyle bir adam var. Bu adam mesele olan aile yuvasının babası olması, ağabeyi olması, büyüğü olması. Bizi ayakta tutan tek şey ailemize sahip çıkmak, ayakta durabilmek, öz değerlerimize sahip çıkabilmek. Evet. Eğer biz öz değerlerimize sahip çıkamazsak yazıklar olsun bize. Yaşlılara tramvayda, otobüste yer vermiyorsak yazıklar olsun bize. Bir kadını dövüyorlarsa sokakta sahip çıkamıyorsak yazıklar olsun bize. Onun için bizim öz değerlerimize sahip çıkmamız lazım diyorum kardeşlerim. Aşk kuluyla Allah arasında çok güzel bir temadır. Aşk. Köprüdür ben, değil evet, mi? Ben şimdi sizlere aşk diye bir yeni bir eser yaptım. Ne yaparsan yaptık. Yap aşk ile yap diyorsun. Babacığım, evet, bir aşk türküsü gönderelim. Aşk türküsü milletimize. Gelsin.
umudun kardeşidir aşk. Sevdanın ateşidir aşk. Mutluluk güneşidir aşk. Yüreğin ateşidir aşk. Senle ben toprak çiçek, senle ben uçan kelebek, senle ben anne bebek, senle ben mutlu gelecek, aşka düştüm ben senden ayrılamam, ben buna dayanamam, ben sensiz yaşayamam, ben aşka düştüm ben. Sultanlar kuleyler aşk, sarp kayayı yoleyler aşk, akıllıyı deleyler aşk, dikenleri güleyler aşk. Senle ben arıyla bal, senle ben çiçekle dal, senle ben bayrakla al, istersen canımı al, aşka düştüm ben. Ben senden ayrılamam, ben buna dayanamam, ben sensiz yaşayamam, ben aşka düştüm ben. İster yar ol bana, istersen yara, bu canım fedadır sevdiğim yara. Çile senden gelsin umurumda mı? Ferhat ölmedi mi dağ yara yara? Ferhat ölmedi mi dağ yara yara? Oy 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 aşk. Ciğerimi deştin bu. Vallahi billahi. Ay çok güzel. Evet. Hadi şimdi, biraz hareketlenelim birazdan. Şimdi... hani yaylam diyeceğiz ya. Evet. Tabii Nurullah Akçayır kardeşimi de. Evet. Abimiz, yüreğine sağlık. Anmasak olmaz. Tabii ki. Nurullah Akçayır çok değerli bir sanatçı kardeşimiz. O Nurgül Hanım'a en güzel eserlerini bir de altyapılarını da kendi yaparak kendi okuttu. Kendi yaptı. Evet. TRT'ye yıllarca emek vermiş bir abimiz. Kendisini çok seviyoruz. Emeğine, yüreğine sağlık. Hani yaylamı okuyalım. Hani biraz yaylam, hareketlenelim, evet, olur mu? Gelsin bakalım hani yaylam. Hadi bakalım. Armağan edelim.
yaylam senin hiç gelmez mi güzeline güzelin? Hani yaylam, hani senin ey ezeline yer, ezeline yer, ezeline. Vay, ne güzel türküler. Bu bir Erzurum'a ait yayla türküsü ve halay türküsü. Evet, evet. Sevgili Erzurumlulara da sevgilerimizi gönderelim buradan. Bu eserimizi onları da yad etmiş olalım. Mehmet Ali Barak, eşi Hatice Barak,
Evet, gelsin Apo Mustafa'ya da göndermiş olalım. Evet. Çünkü Almanya'da bizi izliyorlar ve telefon ediyorlar. Çok devam. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, bizi izleyen dünyanın her yerinden, Türkiye'den. Çok eski arkadaşlarım benim, evet, bunlar. Evet, biliyorum, bilmez miyim? Mehmet Ali Barak diyorsun, evet, bilmez Türkiye'den, miyim? Selamlar, evet, herkese. Türkiye'den vatan diye diye vatansız kaldığımız yıllarda. Evet. Kaçtık gurbet ele gittik. Gurbette de bu kardeşlerimiz bizleri evlerinde ağırladılar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Elinden geleni yaptılar. Onun için buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman sarayın bahçesinde gezerken armut ağacına bakıyor ki karıncalar perişan etmiş armut ağacını. Allah Allah, binlerce karınca. Hemen bunlara bir ceza kesmem lazım diyor. Geri geliyor, Ebu Suud Efendi'yi çağırıyor. Ebu Suud Efendi'ye diyor ki, Şeyhülislam tabi, Ebu Suud Şeyhülislam. Evet. Ona danışmadan da ceza kesmek istemiyor yani. Tabii. Günaha girerim diye. Şeyhülislam'a diyor ki, Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda da şair. Dörtlüklerle soruyor. Evet. Dörtlüklerle soruyor. Manilerle, diyor ki, dörtlüklerle değil mi? Dırahta ger ziyan etse karınca. Dırahta ger ziyan etse karınca. Zararı var mıdır ağını kırınca? Yani evet, perişan ediyor armutları. Bunların hepsini öldürürsem bir zararı var yani mı günahı diyor. Günahı var mı diyor yani. Hemen Ebu, evet, Suud Efendi Şeyhülislam hiç beklemeden cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hesap sorar karınca. Allah Allah. Geldiğin yolu unutursan gittiğin yolu bulamazsın. Bulamazsın. Aynen öyle. Onun için kardeşlerim, ne yaparsan yap. Ben burada üzeri kapalı bir şey söylüyorum. İnsanoğlunun kendine yaptığı zararı hiç kimse yapamaz. İnanın bana, başkasının gücü yetmez ama zararı sen kendi kendine yaparsın. Hem Hak Divanı'nda hem dünyada. Evet, onun için diyorum ki şimdi. Dikkatli olmak lazım. Güzel bir eser okuyalım. Görmezden gelme türküsünü. Of, of, hadi. Görmezden gelme türkümüzü. Güzellikleri görmezden gelmeyin. Evet. Beni hakir görme, sızlar gururum. Bende yiğitliği görmezden gelme. Saçının teline kurban olurum. Bende efeliği görmezden gelme. Saçının teline katil olurum, bende yiğitliği görmezden gelme. Bizim dağlarımız boran kar olur, rüzgar ıslık çalar, hayat zor olur. Mavi menekşesi mor olur, böyle güzelliği görmezden gelme. Sümbül mavi menekşesi mor olur,
böyle güzelliği görmezden gelmez. Tekeden sütü sardım ama seni mücevhere boğardım ama cepteki deliği görmezden gelmez. Seni altınlara boğardım ama cepteki deliği görmezden gelmez. Şahballı gözünde yok görünürüm, hatası günahı çok görünürüm. Acımdan ölsem de tok görünürüm, bendeki mertliği görmezden gelmez. Acımdan ölsem de tok görünürüm, bendeki mertliği görmezden gelmez. Acımdan ölsem de tok görünürüm, bendeki mertliği görmezden gelmez. Acımdan ölsem de tok görünürüm. Bendeki mertliği görmezden gelme. Evet. Şimdi Nurgül Hanım. Efendim canım. İbadetin gizlisi makbuldur. İbadetin. Yani bir insan birine yardım edeceği zaman el gördülük namaz kılanlar var biliyorsun. Namaz kılıyormuş desinler diye namaz kılanın ibadeti kabul olmaz. Evet. Şimdi burada tabii gizli ağlamasınlar diye bir şiirimiz var. Bunu size bir ellerinden öper. Benim ellerimden. Peki. Güzelce bir oku bakalım onu. Hadi okuyalım bakalım. Dağlara buğday serpin. Kuşlar aç kalmasınlar. Olanlar olmayana zekat bağışlasınlar. Varsa hakkın sevgisi, gizli yardımın sesi. Odur gönül Kâbesi, dikkat alınmasınlar. Her canlı bir gün inler, biter sayılı günler. Karun gibi zenginler, mülke aldanmasınlar. Bu çağrımı duyanlar, vicdanı varsa anlar, yetimler, dul bayanlar gizli ağlamasınlar. Şahballı yola bakıp, gözlerden yaşlar döküp, yavrusun aç bırakıp kara bağlamasınlar. Bağlamasınlar, evet. Çok güzel. Aynen öyle güzel. Çok yeni, güzel babacığım. Yeni şiirlerimizi de sizin sesinizden insanlarımıza ulaştırmamız lazım. Teşekkür İnşallah ederim. İkinci kitabımız da geliyor yakında. Evet. Şimdi Nida Tüfekçi, nur içinde yatsın. Nida Tüfekçi'nin çok emeği var Türk halk müziğine. O gün bir yarışmada Nida Tüfekçi'nin ismi soruluyor. Bu yeni nesil bir acayip. Nida Tüfekçi'yi ismini bilmiyor kimse. Enteresan bir şey ya. Nida Tüfekçi'nin aşağı yukarı 8 tane harfi çıktı. Birisi demiyor ki Nida Tüfekçi demiyor ya. Televizyondaki yarışmadan bahsediyorsun. Evet evet. Anladım canım. Onun için Nida Tüfekçi'nin bir eseri olan Dersini Almış da Ediyor Ezber türküsünü Yozgat Sürmelisi bütün değil Yozgatlılara evet, ve bütün Türkiye'ye, sevenlere, izleyenlere, bütün Türkiye'ye
sevenlerimize gönderelim. Evet. Bir de bir şey açıklayalım milletimize. İşte niye bizim isimlerimiz okunmuyor, biz istek istiyoruz filan diyenler var kardeşlerimiz. Ya bu kültür hizmeti. Herkesin ismini okumaya kalkarsak bizim hitap ettiğimiz grup derken ona grup denmez, grup çok küçük kalır. Biz milyonlara hitap ediyoruz. Herkesin böyle bütün isteklerini okumaya kalkarsak türkü söyleyemeyiz. Biz onların isteklerini biliyoruz zaten. Zaten dünyadan izleniyoruz babacığım. Çok yerlerden, sadece Türkiye değil, Türkiye içinde değil bizim yayınımız. Almanya'dan, yurt dışından, Dubai'den izleyenler, İngiltere'den izleyenler, Barcelona'dan yazanlar. İnanın hangi birini sayacağımı şu anda bilemiyorum. Babamın da dediği gibi o isimleri okumamız gerekirse eğer burada gerçekten program yapamayız. Hepinizin yüreğine sağlık. Biz biliyoruz ki sizin kalbiniz burada ve bizim kalbimizde sizlerle ve bizler sizler için çalışıyoruz. Dersini almış da ediyor ezber diyelim. Devam edelim eğlencemize. Size gelsin. Bütün isteyenlere gelsin kardeşlerimize. Dersini almış da ediyor ezber. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi beni iflah etmez deliler. Benim dert çekmeye dermanım var, aman aman ben yaralandım aman. Bu dert beni beni iflah etmez deliler. Benim dert çekmeye dermanım mı var, aman aman sürmelim aman. Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne, kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne, havada bulutun ardı aman aman sürmelim aman.
düşmüş de gülsineler ıslanmış. Çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış. Yağmurun güllere yağdığı gibi, aman aman ben yarelendim aman. Çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış. Çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış. Yağmurun güllere yağdığı gibi, aman aman ben yarelendim aman. Dediğim çok gibi güzel eserler. Dediğim gibi hiç unutulmayacak bu eserler. Bu mısraları yazan, söyleyen, evet, Türk kültürüne kazandıran evet. Evet, Nida Tüfekçi nur içinde yatsın. Evet, rahmetle anıyorum. Rahmetle anıyoruz. Evet sevgili izleyenler, her hafta bir ulu ozanımızın tanıtımını yapıyoruz. Kısa da olsa onları hatırlamak benim hoşuma gidiyor. Beni mutmain ediyor. Şöyle, ben Türkiye'deki bütün halk ozanlarını, küçüğünden büyüğüne yaşanmış olan bütün ozanlarımızı, yapmış olduğu eserlerinden, türkülerinden, hicivlerinden dolayı hepsini tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum yaşayan halk ozanlarımızın. Ölenlerimizi de rahmetle anarak buralardan anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü ozanın kalbi çok temizdir. Ben mesela bazı şeylere şahit oluyorum. Geçen bir ozanımız, ismini söylemeyeyim, şey olmasın, üzülmesin. Bir ozanımız demiş ki ya işte Hilmi Şahballı sanatçıdır. Çok güzel sesi olan, güzel besteler yapan sanatçıdır. Aşıklıkla, ozanlıkla ne işi var o adamın falan demiş. Ya ben zorla ozan olayım, aşık olayım demiyorum. Aranıza zorla girmeye de çalışmıyorum zaten. Ben hepinizi seviyorum ama atışmada, taşlamada, muammada herkesle yarışabilirim. Yani bugün Reyhani'nin üzerine atışmada ozan mı vardı? Atışmalara YouTube'a girin, Reyhani ile olan atışmaları bir izleyin. Şimdi bu kardeşimiz böyle dedikodu yapmış. Ben de çağırdım bunu, gel bakayım buraya dedim. Buyur üstadım dedi. Dedim ki lan sen böyle böyle bir şey demişsin. Aslı var mı bunun dedim. Yok ozanım, Allah belasını versin onu diyenin dedi. Ben öyle bir şey der miyim ya? Kalbinde de bir şey yok işte, ağzından atmış. Ama kesin dediğini ben biliyorum. Çünkü bir yakalanmış. Bir kere öksüz ozan yalan söylemez. Neyse, gönlünü de aldım. Buradan hepsinin gönlünü de tekrar alıyorum. Ozanlarım, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah size uzun ömürler versin. Aramızdan ayrılan benim ustam, benim büyüğüm, benim çok değer verdiğim Abdurrahim Karakoç, ilham aldığım adam. Seni rahmetle yad ediyorum. 1932 Kahramanmaraş Ekinözü doğumlu şair, yazar ve gazeteci, Türkiye'nin en ünlü yazarlarından biri olan Abdurrahim Karakoç, Türk edebiyatında çok büyük yeri olan bir şairimiz. Hasan'a Mektuplarla başlayıp Mihriban, Eli Kulakta, Vur Emri, Kan Yazısı, Suları Islatamadım, Dosta Doğru, Yasaklı Rüyalar, Gök Çekimi, Gerdanlık 1, Gerdanlık 2, Parmak İzi, Yağmur Yerden Yağar, Anadolu'da Bahar gibi birçok kitaba imza atmış, gönüllere taht kurmuş büyük bir şairimizdir ve yazarımızdır. Binlerce şiire imza atan Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun, Allah'ım rahmet eylesin, nur içinde yatsın
diyorum. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Şimdi bunu benim ustam olduğu için benim de bir mihriban şiiri vardı o zaman. Hemen değiştirdim. Benim yazdığım şiir de şuydu o zaman, kızım sen hatırlıyorsun. İşte çiçeklerden koku sağımız saçların, burcu burcu kokuyorsun mihriban diyerek başlıyordu. Burcu burcu kokuyorsun kadınım, sevda vadisinden akan ırmağın suyu gibi akıyorsun kadınım. Kederde neşede can seni anar, ağlayışın bulut gülüşün pınar, gözyaşlarım taşa düşse taş yanar, sen daha çok yakıyorsun kadınım. Mevsimler içinde bahar gör beni, ya aç kollarını ya öldür beni. Gönül sarayıma yaptım türbeni, yaptığımı yıkıyorsun kadınım. Ömrümü yoluna eyledim hibe, daha birisini seversem tövbe. Şahballı bir kitap, sen bir talebe, ezber etmiş okuyorsun kadınım diyorum. Ve nur içinde yatsın diyorum Abdurrahim Karakoç. Evet. Ve şimdi sizlere tarhana serdik dama, firik olur akşama türküsüyle programın sonuna geldik. Evet, biraz veda sonra edelim. Veda edeceğiz. Türkü bitsin de veda edeceğiz. Öyle alacağım. Mi? Peki. Peki. Evet, tarhana serdim dama, firik olur akşama. Dama firik olur akşama, tarhana serdik dama firik olur akşama, tarhana bahanedir kız bize gel akşama, tarhana bahanedir kız bize gel akşama. Allanıver kullanıver sallanıver gel bize, ağzın şeker dudakların ballanıver gel bize. Allanıver kullanıver sallanıver gel bize, ağzın şeker dudakların ballanıver gel bize. Şefteli yürümesinden belli, giyinmiş gül şefteli yürümesinden belli. Öyle bir yar sevdim ki şu Maraş'ın güzeli, öyle bir yar sevdim ki şu Maraş'ın güzeli. Allanıver kullanıver sallanıver gel bize, ağzın şeker dudakların ballanıver gel bize. Allanıver kullanıver sallanıver gel bize, ağzın şeker dudakların ballanıver gel bize. Allanıver kullanıver sallanıver gel bize, ağzın şeker dudakların ballanıver gel bize. Allanıver kullanıver sallanıver gel bize, ağzın şeker.
Şeker dudakların ballanı ver gel bize. Şimdi Kahramanmaraş Valiliği bu Maraş türkülerini Hilmi Şahballı'ya yaptırdı. 18 eser. Orada eserleri bitirdim. Sayın Valimiz demiş ki Şahballı eserleri bitirmiş. Vali yardımcılarını oradaki işte birimdeki üst düzey bürokratları çağırmış hepsini. Dinleyelim bakalım nasıl bir eser yapmış diye. Dinlerken okeylerlerse piyasaya sürecekler. Güzel olmamışsa sürmeyecekler. Yani karar merciği orası. Orada bizim Emrah var. Bizim Maraş'ın delileri çoktur. Delisi de çoktur, velisi de çoktur. Bizim bir hortumumuz vardı. Bir bakkaldan gidip alışveriş yaptığı zaman o gün o bakkal ihya olurdu eskiden. Bu Emrah da orada. Onu da çağırmışlar. Gel sen de bir dinle bakayım demişler. Emrah da böyle oturmuş valinin karşısına. Türküyü dinlerken orada diyor ki işte tarhana serdim dama firik olur akşama. Tarhana bahanedir kız bize gel akşama deyince kandırıyı kandırıyı valim kandırıyı demiş. Orada onu da hatıra olarak bana söylediler. Bayağı bir gülmüştük. Buradan hepsine evet, selam olsun. Evet aklımıza geldi. Sizle paylaştık. Evet şimdi vedalaşalım. Vedalaşalım. Sevgili Türkü Pınarı izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya biz yine inşallah burada sizler için olacağız. Vatan TV'de kalın. Enerjinizin bol olduğu, mutluluğunuzun çoğaldığı bir hafta diliyorum size. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili babacığım. Evet kardeşlerim biz buradayız. Devamlı burada olmaya da devam edeceğiz. Her cumartesi 22.45'te karşınızdayız inşallah. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.